Arkadaşlar yine yalanlarınızdan bıktığım için yalan makinesini getirdim. Bundan sonra hiçbir konuda yalan söyleyemeyeceksiniz. Hasan kitabın defterin nerede oğlum? Elini kolunu sallaya sallaya gelmişsin okula. Hocam dün akşam ödev yaparken defterimin ve kitabımın üzerine su döküldü. Islandı hepsi, o yüzden getiremedim. Gördün mü bak oğlum, hemen yalanın nasıl ortaya çıktı. Yalan makinesinden hiçbir şey kaçmaz, yalan söylemeyin. Bilal ne oldu oğlum, bir sıkıntın mı var senin? Hocam çok kötü, karnım ağrıyor. Tuvalete git, elini yüzünü yıka, geçer. Bahçeye çık, biraz gezin, o arada gaz çıkartırsın, kesin geçer. Tamam, git müdüre, izin kağıdı al, oradan da hastaneye git. Hocam geçen gün size sınav için tarih vereceğim demiştiniz ama sınavın hangi gün olacağını söylemediniz. Hadi ya, ben size sınav tarihini söylemedim mi? Unutmuş olmalıyım. Sınav 3 gün sonra arkadaşlar. 3 gün sonra mı? Hocam biz bu sınava nasıl çalışacağız? Çalışırsınız evladım, merak etmeyin, sorular zaten çok basit. Tamam, sorular kazık gibi, zaten son gün çalışıyorsunuz. 3 gün olsa ne, 5 gün olsa ne fark eder sizin için? Ahmet, senin yanağına ne oldu evladım? Davul gibi olmuş yanağın. Hocam dişim şişti. Tabii ki oğlum, dişlerini fırçalamazsan dişlerin çürür. Dişlerin çürüyünce ne olur? İltihap kapar, böyle de şişer. Ben size hep ne diyorum? Günde 2 kere dişlerinizi fırçalayın. Ben günde 2 kere dişlerimi kesinlikle fırçalarım, ihmal etmem. Yani arada belki kaçırdığım oluyordur. Ya tamam, ben de fırçalamıyorum dişlerimi. Dişlerin nasıl çürüdüğünü de oradan biliyorum. Ama siz fırçalayın, olur mu? Lan bu yalan makinesini de nereden getirdim? Başıma bela oldu ya.